Seninki eee İbo 4 sene Duvarzla eee nasıl oynuyorsa Benimki <laughs> dönem, iki mi? Onun sonu kim? Keçi orada Miki zaten e, refakatçi oldu senin kullanmayı sevdiğin bir tabirle. <laughs> Ama savunmada da bir o kadar zaafları var. Tamam. Yavaş ayaklı, eee Pikerolu savunamıyor, <gülüyor> <gülüyor> geri dönemiyor. <laughs> Herkesin mutlu olabileceği bir senaryo hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Liburnle olmuyor. Olmuyor. Olmuyor ve yüzücü bir şey yani gerçek. Artık kıtada haberler sen vereceksin. Bizim verecek bir şey yok. Biz ancak İstanbul'dan haber verebiliriz. <laughs> sen gittiğin yerlerde... Neyse ki bu ara iyi geliyorsun ha. Taşa basmıyorsun, çukura girmiyorsun. Gelse. gelse önemli bir ifade. Acaba geldi mi? Ya da geliyor mu? Soka Esen merhaba. Eurostep'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Avrupa Basketbolu'nda gündemi konuşacağız. İbrahim Kutlay, Alen Merhaba. 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 Güzelmiş üstündeki. Teşekkür ederim. Yansıtan bir renk e, bu haftayı senin için. İyi. <laughs> yani neden, de açıkla bari. Toplantıların var, seyahatlerin var. Hani. <laughs> toplantıların var evet. E, çalışıyoruz. İşimiz var. Hayır bir şey demedim zaten. Senin gibi gezmeyi çok isterdim hafta sonu her hafta sonu bir yerde geçirmek isterdim valla ben de bir hafta sonu Kopenhag, bir hafta sonu hı. E, Montenegro. Hı hı. Herhalde önümüzdeki hafta sonu nerede Buradayım. Öyle Bak, mi? Bu hafta buradayım. Yapma ya. <laughs> Rahat ol. <sen> buradayım. Yaşadın. <laughs> bu hafta buradayım evet. Şey uyanamadım bu hafta. Uyanamadım ama bugün yani şey çok geç geldim o yüzden uyanamadım. Gidemedim Bervere. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Peki. Uykusuzsun. Abi, ya iyi miyim ya sıkıntı yok. Yorgunsun. Aynen problem yok. Yok dinlenirsin. Dinleniriz. Programda dinleneceğim. E, Fenerbahçe, <laughs> geçin, <uyursun sen. gülüyor> Fenerbahçe Beko ile başlayalım. E, Virtus. Bologna karşısında e, ikili averajı da e, aldı Fenerbahçe Beko ki yani galibiyete e, ek olarak ilk dörtteki takımlara karşı böyle bir avantaja sahip olmak sezonun işte son aylarında çok daha iyi anlaşılıyor. Şimdi baktığımızda Real Madrid'i bir kenara koyarsak Barcelona'ya karşı da işte ikili averajı alma ihtimali var. Sonuçta buraya gelecek Barcelona. 8 sayıyla kaybedildiği ilk maç. Panathinaikos'a karşı da artı 14'lük bir avantajla o AK'ya gidecek. Tabii şu anki ilk dördü konuşuyoruz. Yoksa aşağıdan da takımlar gelir. Mesela işte Monaco, Anadolu Efes maçını da konuşacağız ama Monaco'nun fikstürü gerçekten çok kolay. Sezonun son bölümünde belki onlar da bir e, atak yapacaklar. Yani ilk dört kendi içerisinde de belki e, değişebilir. E, başlayalım Bologna maçıyla. E, İbrahim abi sen zaten maç yorumundaydın, beraberdik. E, neler söyleyeceksin Fenerbahçe'nin galibiyetine dair? Yani bir kere genel çerçevede baktığın zaman Fenerbahçe-Beko için kazanılması gereken Kazılması zorunlu olan artı averajı aldığı zaman da büyük bir avantaj yakalayabileceği bir maçtı. Aslında maçın başı biraz bizim adımıza çok şey geçmedi. Yani işte Wilbeck'in e, aradığı sayıları bulamıyor. Çünkü bu döneme kadar en çok skor anlamında bizi taşıyan Wilbeck'in o e, skora katkı yapamaması ama oyun planında Motley ilk maçta da çok iyi oynayan Motley'i içeride iyi kullanmak. Çünkü e, Schengen'in olmadığı bir yerde, e, Dunstan'ın yalnız kaldığı, Kek olmadığı bir yerde e, ve yaratı yırtıcı, agresif uzunlara karşı problem yaşayan Bologna'yı Motley ile yıpratmak e, akıllıcı bir çözümdü. Ve bunu da Fenerbahçe ve ilk yere çok iyi kullandı. İlk kere 19 hı hı. sayı attı zaten Motli ikinci yarı çok hani belli bir süre dinlenerek de geçirmesine rağmen ilk yarıda 17 yemin 60, zaten atmıştı. Yani e, ilk çeyrekteki o modrini etkinliği, daha sonra Willbeken skora katkı yapması e, dengeleri bizim adımıza değiştirdi ama asıl soyunma arasından müthiş bir Fenerbahçe beko geldi. Daha yani 47 sayıyorduk ilk yarı. Bu eksik ya yani Belinelli ve Şengelesiz Bologna için çok fazla bir sayıydı e, ee, hücum anlamında belki istediğimiz gibi gidiyordu işler ritim ritimi bulmuştuk ama 47 sayı çok fazlaydı. E, ee, soyunma arasından dönüş önemliydi ki bu anlamda da Fenerbahçe Beko zaten bir, çoğu maçtır soyunma arasından iyi dönüyor. Bu maçta da acayip agresif, çok tempolu, e, hiç pozisyona izin vermeyen, ellerin kolların çalıştığı, topa baskı yapıldığı, geçilen, geçilmeyen bir e, yerden yere atlanan bir e, 3. çeyrek izledik. Zaten burada da fark 15 17 lira çıkınca o aradığımız tempoyu, taraftar desteğini bulduk yani. Bir pozisyon var ki yani herkesin yerden yere atladığı bir diğer potada. E, diğer yani 3. çeyrekteki diğer potada bir pozisyon var. Taraftar orada acayip bir ayağa kalktı. Ayağa kalktı ve e, enerji verdi. Onunla beraber zaten Fenerbahçe Beko aradığı atmosferi buldu. Hı hı. Çünkü ee, sezon başından beri Fenerbahçe Beko için olmazsa olmazlardan bir tanesi kaldı ki deplasmandaki karnesine baktığın zaman bu çok daha elzem gözüküyor. Final Four'a giden yolda playoff'ta sağ avantajını almak zorundayız. Bu maç da onlardan bir tanesiydi. Çünkü bu maçın içerisinde de referans oldu bize. O e, üçü üçlü içerikteki enerjiyi devşirip hücumu ak akışkanlık sağlamamız, tribünleri Defansla beraber bütünleştirmemiz zaten e, bundan sonraki şeyin e, maçların bir şeyi gibiydi, reçetesi gibiydi. Güzel bir galibiyet oldu. E, yani dediğin gibi bundan sonra Fenerbahçe ve için ilk dört hatta ilk iki üç bir hedef arasında var. Yani işte Panathinaikos deplasmanı, Barcelona evde oynuyoruz. Real deplasmanı. Real deplasmanı. E, tamam reali birinci olarak alırsak... 2 3 4 herkes olabilir şu aşamada. Ee, ama Fenerbahçe Beko'nun şu andaki o e, isteği e, özellikle ikinci yarıdaki savunma e, azmi ve enerjisi bence e, hem galibiyeti etti hem de ilerisi ümit verdi. Castro de baskı altında gerçek performans seçimimiz. Jonathan Motley Tabi e, tabii 23 sayı 11 ribant ki ilk devrede 10, 19 sayı atmıştı. Yani ikinci devrede çok iş ona düşmedi aslında. Force'e etmedi de oyunu gerekte duymadı. Sadece işte 12'de 9 yani 12 şutta 23 sayı. Ee, Tabii yeni gelen Amin Nuaht'a evet, sonuçta Amin da ilk maçta e, e, ilk maç üstünde bir performans e sayılır. Eski maç sonunda zaten evet. söyledi. Alan, sana döneyim. Yani genel hatları itibariyle maçı e, nasıl değerlendirirsin? Fenerbahçe 3. çeyrekte e, hani İbrahim abim de söylediği gibi işte o dönüş hani maçın galibiyetinin yanı sıra Yaskev 300 e çok sert bir Devre arası röportajı vermişti, ee, hiç memnun olmadığına dair takımın ona reaksiyon vermesi e, sanki en sevindirici e, olan kısım yüzde zaten e, ana konu bence bu maç ile ilgili e, attitude e, bana sorarsan işte Hı. davranış nasıl bu maçı oynayacak bence e, arabaya ısınmak için biraz e, zorlaştılar <laughs> işte iki çeyrek boyunca ama bu abi söylediği gibi işte mükemmel bir üçüncü çeyrek yani ciddiyet koyarak fiziksel ee, akıllı bir şekilde oynayarak tabii ki Amin'in Noah e, katkısıyla beraber e, her şey istediği gibi oldu ama bu bu nokta bence bu parametre çok önemli. Yani Fenerbahçe Beko gibi bir takım eğer e, o kötü başlangıçları iptal edebilirse yani maçı maça girmek bir şey var ya böyle ilk possession'larda böyle sertlik koymak, mesaj göndermek, doğru basketbol oynamak zaten şarasın e, hmm. ...identity üzerine yani oynamak kolay... ...yani Amin Nua bile... E, ...bilmiyorum ya... Yani, ...sen ne hissettin yani sanki... ...bir aydır bu takımla yani... Aynen. ...o yüzden işte şarasın efekti ve takımın... E, ...enerjisi ve konsantrasyonuyla beraber... ...yani herhangi bir oyuncu... ...tırnak içinde tabii ki... E, ...kolay bir şekilde ada adapte olabiliyor ama... ...benim sevdiğim... ...en e, sevdiğim noktası... ...beni görmek istediğim... ...Jonathan Mortle oldu... Ve geçen seneye göre ya da e, tabii ki işte lokum e, Kuban. Evet, Kuban Lokomotiv <laughs> Kubandaki e, modle değil, sistem farklı, kompetisyon farklı vesaire ama hatırlayın yani geçen sene ne kadar agresifti, ne kadar e, efektif bir oyuncuydu. Yani <laughs> tabii ki oyun kurucuya göre değişiyor. Yani karatelsi oynarsa, adamla oynarsa ya da geçen seni e, şey varken. E, ...seninki e, İbo e, Karsen Kars. Eduard'la <laughs> e, nasıl oynayacaksa... Benimki mi? Oğuzhan'ınki mi? Vallahi... <işte> şey, <laughs> her, şey, her, şey, her şey değişebiliyor ama şaka bir yana Motle bu seviyede... ...ama tabii ki bana söyleyebilirsiniz şey karşıda bir şey yok. E, savunma e, yapabilen yok, e, rekabet yok ama yine yani doğru kullanmak... E, doğru zamanda, doğru pozisyonda e, servis yapmak e, Motley'e ve kendisi e, fall probleminden e, uzak durmak o da çok önemli bir nokta. E, Şeyden korktum biliyor musun? Neyi? Çok iyi başladın maça. Neden korktun o zaman? Onun var ya böyle bir... ...garip garip faulleri. Hiç yapmadı. Yani, hiç yapmadı yani var. iki üç evet, tane evet. böyle... Olmadı, bir tane yine vardı olur o da artık evet. şey olsun ya, olur yani. Olur ama yani sonuç... Kendinde iyi sakladı. Şaras da iyi... E, ...sakladı onu yani o kenara alarak. ortalama süresine göre... 5 ee, fol olması gerekiyor bu maçta. Tabi tabii. tabii. Ama, ama iyi tuttu kendisi. 2 dakikada 2-3 <laughs> evet. foul yapma ihtimali Aynen. var yani. El kol sokuyor yüzün foul yapabiliyor. Aynen öyle, evet. Ondan tedirgindim ama çok konsantreydi evet. yani. Ama dediğin gibi kullanış şekli çok farklı. Hı -hı. Yani Mesela şey maçında da e, Jalgiris ismiydi ikinci yarı. Bir ikinci yarıda bir dönem eee evet. 4 kısa ve modle oynadık. Jaybur e, için dört numara oynadı. Evet. 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 Hı -hı. Orada da mesela iki üç pozisyonda aktifti. Hı -hı. E, sonrasında faal problemine girdiği için evet, çıktı. Işte. E, o dört kısa'yı doğru yerleştirip de mod'u içeride böyle yalnız bırakabilirsen Hı -hı. aslında o e, seal'i falan e, çok iyi yapabiliyor Hı -hı. ve dönüşünde e, bitirişlerinde hep ya faal olabilir ya e, çembere rahat pozisyon bulabilir yani atıyorum tabii. Tavares, e, Militunov başka o, bir hikaye. Başka ya. bir hikaye. Hı -hı. Ama diğer uzunların hepsine karşı bu üstünlüğü kurabilir mi yani olur? Jordan Mickey zaten e, refakatçi oldu senin kullanmayı sevdiğin <laughs> bir tavizle. <laughs> öyle <mi> diyorsun? <laughs> Tabii <laughs> bazen bir savunmada öyle yapıyorlar ya orada bu refakatçi bulunuyor yani. yani. şeye hücum oyuncusuna yardımcı rol olarak arada bir el falan da gösteriyor öyle ve yandan <laughs> <laughs> yardım ediyormuş gibi. Yalandan. <laughs> <Her> <laughs> Tabii aslında yani bir deplasman takımı olarak e, Bologna e, çok kısalar çok agresif kaldılar yani. Serbest satış çizgisine 10 sayı bıraktılar ama 27 kez serbest satış çizgisine giden bir deplasman takımı. Normalde yani mesela çift taneyle kaybetmez çoğunlukla. Bu kadar sık çizgiye gitmiş bir takım. Şimdi 1-2-3 baktığına, Koordinye'yi de buraya dahil edelim. İşte İfe Lundberg, çok dikine oynayan bir oyuncu. Daniel Hackett aynı şekilde. E, Koordinye da öyle. Evet. E, gerçekten kısalar epey yıprattı aslında ama. İlk yarı. İlk yarı aynen. Üçüncü, üçüncü çeyrekte birlikte. Zaten hani şey o. Ama e, Koordinye'yi okuyabilirsin. Lundberg daha Zor. Daha, zaten e, herkes ah. zorladı yani ona karşı da. Ben Alen'e e, hani biraz Amin konuştuk. Daha detaylı sormak istiyorum. Çünkü burada en iyi tanıyan sensin. Hı. Yani şimdi e, Euroleague seviyesinden sonuçta düşmüş e, bir oyuncudu. Bu arada ben Bolonya'dan hani buraya gelen birkaç kişiyle sohbet ettim maçtan önce. Hı hı. E, onlar e, Holon'dan önce düşmüşler. Evet. Yani çok kısa bir süre. Hani bak, bak, bak olur mu olmaz mı? Sonra Holon'a gitti zaten. Hı hı. Holon'da aslında şampiyonlar gibi iyi oynadı. Ama Tortona da çok kötü e, bir yani sezonun o bölümünü kötü geçirdi aralıktan sonrasını. E, sen hani bu adaptasyon süreciyle alakalı işte gelip hiç yadırgamamasını ya da oyuncunun Hı -hı. genel profilini biraz düşündüğünde o zaman, ne, evet. ne, ne söylersin? Genel profil profilini e, başlayalım. Ben yakından takip ettiğim bir tane NBA takım e, çalıştığım zamanda e, Hı -hı. bir hedeflerinden bir tanesiydi ama böyle ikinci ikinci Hı -hı. turda gibi bir şey düşün. E, Amin Nua bence e, yani onun için çok büyük bir fırsat yani en üst düzeye geri dönebilmek için e, ama tabii ki bir maç sana bir garanti vermez e, ama kesinlikle puan aldı kesin e, kredi şar kazandı kredi kredi kazandı e, bir de şarasın e, sevdiği e, tarz oyuncu yani böyle dört numara switch yapabilen e, uzun kollu koşab koşabiliyor vertikal bir oyuncu ters taraftan blokçu. Yani iyi timing bir var. tane yaptı zaten. Aynen yaptı ama özellikle kaç. bence spot up yani bir oyuncu. Evet. Yani eğer e, kısaları e, doğru iş yaparsa e, penetreleri e, üzerine e, doğru spacing ile beraber Amin Noah işte o, o durumları çok iyi okuyor ve aynı zamanda relocate yaptığı zaman orada spot up yapabiliyor yani çok değerli bir, bir oyuncu aslında. Biraz şanssızlık yaşadı yani bir injury prone bir profili var yani şey Amin Noah'nın. Ee, bir de <laughs> yeniden e, şey asfel e, konuşma gerekirse bu oyuncu niye gitti yani niye çıktı asfelden? O, o normal her değil. Konuyu Aa, her konuyu asfele getiriyorsun Ha programda <ne gülüyor> bir şekilde konuyu Ama herhalde. şey madem bu, soruyorsa bu, işte bu derin şey, bir, bir şekilde şey. gidelim. Bak o Hay Bale Real Madrid'le alakalı konuşursa asla Alandik Böde asfellle alakalı <laughs> konuşur. Bu kadar basit. High level bir prospect değildi. <laughs> tamam mı? Ama yine değerli bir piece yani şey tabii değerli ki. bir parça yani bu takımda. Yani kolay... Sen eski James'in yani böyle... Okey. Okay, Elit bir dört numara değil ama böyle oyuncuları zaten bulmak zor. Tabii tabii. Bence, Bence, yani bu profil, profil profil olarak. Bence bana, yani evet. elindeki oyunculara baktığın zaman Amin Nuh'a kaybetmiş olmak... Ama işte ama alternatif olarak Amin yani Amin Amin zaten no. iyi bir şey. Yani şey Nigel Lays ve e, Dechampierre olmayınca... Yani daha iyisi tabii ki bulabilirsin. Eğer büyük isim e, yakalamaya düşünüyorsan ama... O piyasadayken bence diş bir transfer. Bir aylık. Şimdi şöyle bir derdim dediklerin çok doğru. İlk maçta benim beklediğimin çok üstünde bir performans sergiledi. Çok büyük de kredi aldı. Ama tabii karşısında size olarak çok bir şey yoktu. Tehdit yoktu. Şengelli'ye yok. Doğru. Top oynayacaklık yok. takımı fiziksel anlamda çok seviyesi çok düşmüştü. Mutlaka bundan sonra bir referans olacak mesela şimdi Barcelona maçı, Panathinaikos maçı yani Hı. daha sayısız takımlara karşı. Ya oralarda bir, sonuçta sakat oyuncuların dönecek dö belki. dönme durumları hani ortaya çıkacak da bence esas olarak şey önemli yani şimdi Avrupa'daki piyasada yani bir aylık kontrat zaten çok sık gördüğümüz bir şey değil. Hani NBA'de şey mantığı var ya bir noktadan sonra artık herkes <laughs> 10 günlük kontrata başlıyor işte evet. başlıyor artık yani. Ama e, yani bu maçta hiç rotasyonda bir oyuncu yokken yani mesela şeyi sorabiliriz yani Nuha gelmeseydi, Nua olmasaydı Fenerbahçe bu maçı kazanır mıydı? Yani tartışılabilir. Belki yine Ama kazanır. Yani bu varsayım kazanabilir de kazanamayabilir de Şey, yani şunu söyleyeceğim. Yani bugün işte Asvel'in e, yararlanamadığı oyuncuları konuşuyorduk ya. Hı, hı. Yani Şey mesela sonuçta Asvel mesela Risaşe'den <laughs> yararlı Ben Banyamo'yu oynatamadı. Yani Nuha'ya gelene kadar tabii Çok, çok, Maledon, çok fazla oyuncu var. Ama burada ee, bence esas belki sorulması gereken şey şu olabilir. Şimdi kontrat için oynuyor sonuçta. Amin burada kalmak için. Yani e, kontratlı bir oyuncuyla şu anki durumu arasındaki psikoloji farkı tabii, tabii ki çok farklıdır. Ee, kalitesini belki hani biraz daha dinginleştikten, ya, biraz ama daha stabil hale geldikten ne, sonra. Göre. Ne olursa olsun tamam mı? Ben umarım ki e, kalabilir. E, bence e, dediğim gibi yani puan, puan kazandı ve neden olmasın yani? Bu alternatif olarak yeni düşünmek Gelebilir. lazım yani. Yani Pierre'in bu kadar çok sakatlandığına baktığı düşündüğün zaman. Bir de hala genç. Sezonun ilerleyen döneminde de gerekebilir yani. Pre-off'ta da belki gerekebilir. Şu anda eğer bir iki daha böyle nasıl zaten bence kalır sezon sonuna kadar diye tahmin ediyorum. Şimdi tabii sezonun bu bölümünde fikstürü de e, konuşuyoruz hem Fenerbahçe, Beko hem Anadolu EFES için de. Tatil fikstüründen mi Yoksa <laughs> maç fikstüründen mi? Ona göre çünkü ayarlayacağız da kendimizi. Yok öyle bir kendimiz şey. Ne tatili ya? Ne tatili? Bir, bir şey maç izledik yani hafta sonu ful. Ee, tabii. Yani Potkoys'a girip maç izlersin galiba değil mi? Hep çok istiyorsun hmm. Beko'yu. Geçen sene de gittik ben ondan önceki sene de gittim. Bak Dubai var gitmeyeceğim şimdi. İkisinden birine Aa, gideyim diyordum. Dubai'ye Dubai ne gideceğiz? Sen. Hiç abi Dubai o niye kadar abi. Dubai Dubai ya, yani. O kadar çekmiyor <laughs> ki Dubai'yi beni. Dubai'de mi? kadar Belgrad. Yani e, yani Litvanya e, e, Hırvatistan, ona göre değil. Oralarda daha şey Farklı soruyor Turiz mesela du, işte, daha aktif. E ha. E Dubai e olmaz. Konuşuyoruz. Dubai'ye gelecek misin? Ya, işte, hani, gerçekten hiç çekmiyor beni ya. Du merak da etmiyorum. Oradaki o Litvanya olsa olur. olur. Olur tabii canım Litvanya olmaz. Litvanya St. Gider. Petersburg olsa olur olur, olur tabii. öyle olur. 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 olur Tabii ki olur. Ben şimdi fikstürü konuşalım diyecektim de öncesinde e, belki biraz hani Wilbeck'in ve Kalatis'in savunma performansını, yani kısalardaki savunma <laughs> katkısında konuşabiliriz. Çünkü 3. çeyrekle birlikte o e, geri dönüşte, e, yani takımın skorda değil de oyunu tamamen e, domine edişinde Wilbeck'in ve Kalatis'in kısa savunması... Scott'i e, muazzam savunma yaptı, muazzam <laughs> işte. Ya, yüzden... Scott'i birebir de Kalatis'e top aldırmama savunmasında Ife Lumberg'e gerçekten inanılmaz iş çıkarttı. Yani e, İbrahim abi sen... Scott'i isterse... Ee, ne pick rol ne birebir kolay kolay kimse geçemez. Yani gerçekten iyi savunma yapıyor. Florida'da zaten tamamen hmm. e, kariyeri bunun üzerineydi. Yani o e, <laughs> şey ile daha önce işte biz 4-5 yani sene önce hmm. beraberdik. Tabii daha tecrübesizdi. Şimdi biraz daha tecrübelendikçe nerede durmasını da biliyor. El kol sokmayı da fazla yapmıyor. Topun tabii ki topun kalsa muazzam kalıyor. Bir de kredi kazandı hakemlere. E evet. e yani önledi. kolay değil mesela İfe Yümbergi savunmak yani. Hele ilk yarı bu kadar İyi şey olmuş. <laughs> e çok daha size güvenli bir şeyi Yümbergi savunmak kolay değil. de aklını kullanarak nerede durması gerektiğini bilerek e, çok faydalı savunma yaptı. Zaten ikisinin o e, baskısı, o agresifliği bütün takımları sirayet etti. Sonuçta e, müthiş bir e, kazandı Fenerbahçe. Savunmanın yanı sıra da mesela Wilbeck'in ve şeyin e, e için top kaybı da olması Aynen. bir şey. Yani top kaybısız oynadı Fenerbahçe. 11 top kaybı Hı. var maç bütün maçta. Gartlardan öyle şey top kayıpları gelmedi. Elden verdiğimiz toplar yoktu yani ikinci, üçüncü, üçüncü, çeyrek özellikle. Dördüncü çeyrekte biraz yine bir duraklama oldu ama özellikle gardlar mı düşünüyordular? Alan sen bir şey ekleyecek misin? Kısaların savunmasına ee, dair. Yani Fenerbahçe Beko için um, Uğur katkısı o kadar önemli ki o mesele mindset. Yani bu maçta nasıl gelecek? Yani 30 atmaya mı? Yoksa karşıda bir tane oyuncu ...lockdown etmesi gerekiyor... ...işte tutmak... E, ...agresif bir şekilde... E, e, ...tutması gerekecek... ...o zaman o şekilde... ucumda biraz daha... E, ...arkaplanda duracak... ...ama yine... ...Wolbeck'in... E, ...statüsü işte bu takımda fix... ...yani... ...bir de akıllı bir oyuncu olmaya çalıştı... E, ...olmaya Hı -hı. E, başladı yani... ...dediğin gibi işte 5 sene önceye göre... ...no experience... ...ama şimdi... E, ...hem kredi kazandı... ...hem... E, Bence en iyi savunmacılarından bir, bir, bir tanesi ve two way bir oyuncu gibi bir düşünebilirsin. Yani evet. çünkü sana ucunda bir şeyler yaratıyor. Yani yaratıcı olarak, spot-up olarak, oyun, oyun kurucu pozisyonda da e, katkı verebilir ama savunma da o yüreğiyle beraber e, savunmanın e, hareket et 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 ettiriyor. Bu çok önemli çünkü. Her takımında, yani elit takımlarda mutlaka bir tane lockdown savunmacısı olması gerekiyor. Ve genelde 3 numara pozisyonda oluyor. Fenerbahçe Beko'da yok diye düşünüyorum. Niye? Nigel, i̇şte, Nigel Pierre. Yani. Yok, yok. Özür dilerim ama yok. Bana göre yok. Ama e, işte önemli olan her pozisyonda işte Karates, Wilbur arada sırada Hayes, e, e, Pierre... Pierre işte bunları beraber senkronize ettiği zaman zaten bambaşka seviyeye geliyor bu takım ama herkes sen kendine evet. kıyaslama. Yok yok yo, kendime sen, değil sen zaten herkes bir o zamanlar oluyor. iyi oyuncular vardı problem yok şimdi hayır ben çok ben ne yaptığımı oldu. biliyorum ne yapabilirimi de biliyorum çok, yani sıkıntı yok konu değil çok değerli bir isimden geldi bu sağ açık ama yok yok ama gerçek tamam gerçek teşekkür ederim ama bana göre değil yani şey ne Hayes ne Pierre o yüzden bir şekilde biri telafi etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Wilbeck'indeki durum bence bir de şimdi şöyle Yasuke mesela e, koçluk döneminde en çok aradığı tarzda e, en çok aradığı profilde oyuncular ne? Aç oyuncular. Yani henüz bir şey kazanmamış ama kazanması muhtemel ya da kazanmayı evet. çok isteyen oyuncular. Cahil evet çok başarılı olmasının Hı. sebeplerinden başcısı hani o underdog statüsü Hı. ve hani biraz evet. bu durum. Barcelona'da biraz daha tabii ki tersi oldu. Hı. Yine o konudaki taksite dönmeyelim. Biraz <laughs> lazım. Dönmeyelim. Ben hani sizin kadar başarılı olmadığını bütün <laughs> sö söylemiştim ama lütfen dönmeyeyim. Siz haklısınız. Tamam. Eee de şöyle bir durum var. Geçen Basket News'da röportajı vardı. Ee, Urbodo ile işte e, Givoni'nin Givoni'ye benzer bir evet. e, şey yapıyor. E, konsepti yapıyor. Güzel. Güzel oluyor, çok güzel oluyor Hı. bence de. Orada şey dedi. Yani henüz kazanmadım kazanmayı bırak Final Four'a bile gitmedim. Ya Willbek'in durumundaki bir oyuncunun, bu kadar uzun senedir Avrupa'da olan bir oyuncunun evet. bir tane bile Final Four'un olmaması e, hani bence bakışını çok etkiliyor ya yani bu sezondaki aidiyeti Fenerbahçe'ye geldikten sonraki işte kazanma isteği ve bence orada iyi bir uyum oldu. Ama sezon, yani ilk sezon defa boyunca, sezon boyunca sınava geldiler mi? Çalmak için. Şey, şey başka da. mi? Gerçekten. Sezon içinde bir iki sefer geldiler ama bırakmadık biz. Kimdi? İhtiyaç yok bırakmaya. Ne yapacaksın? Yani şey mi? Ama agresif bir Sözüm şey ya, ya. Hani ne yapacaksın? Şey mi yani hani 20 milyon 20 buçuk mu olsun yani? 21 mi olsun? Yani. <laughs> ihtiyaç yok. Ya mu? bu yani sadece. Hayır ya. Şıkıtmaya <laughs> çalışıyorum bir şey. bu yani. Tabii de. ki bu değil yani. Tabii <laughs> Yapsana. Tabii ki. <laughs> ki. Yapsana vereceğim 20 milyon Çok ben sana kızdı. Sen bulacağım. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> al sana Euro <laughs> kızdı. <kapı. gülüyor> Bob, Bob, Bob Myers. <laughs> Bob Myers kızdı. Kızdı. Yani bu <laughs> kızmadı Sonraki son 20 dakikanın hızlı geçmesi lazım. Hemen 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 ben yemek sepeti e, hatırlatmasını yapayım. Programın sonunda ah, soru son olacak. Yemek sepetine özel koma gene de sepette 100 kupon koduyla vereceğim siparişleri 100 TL indirim fırsatı var. Siz de hemen Yemek Sepeti uygulamasına girin, siparişinizi verin. Bu fırsatı kaçırmayın. Sipariş vermek için açıklamadaki linke tıklayıp açıklamadaki kupon koduyla siparişlerinizi verebilirsiniz diyelim. Program sonunda sorularınızı her zaman olduğu gibi cevaplandıracağız. Anadolu Efes'le devam edelim. Yine aslında Baskonya maçının benzeri e, havada, benzeri önemli e, bir maç kaybedildi. Yani Efes tam bir ritim yakalamışken işte kazanacağı düşünülürken o eşiği bu sezon e, hiç aşamadı ve yani çok çok önemli bir maç. Çünkü yani ile Efes'in arasındaki farktan bağımsız Efes'in üst gruba doğru biraz yaklaşmaya çalışma umudunu aslında ciddi oranda sekteye uğratan e, bir mağlubiyet. Şimdi i̇şte Milano da kazandı. Bir de diğer sonuçlar hiç Efes'in işine yaramadı. Yani Valencia Valencia'nın Valencia onu yendi. İşte Milano kazandı. Ee, bu açıdan da yani sadece Monaco maçı değil bu haftaki sonuçlar da e, ciddi problem e, yaratmış durumda o açıdan. Tabii ki matematiksel olarak şans e, şu anda devam ediyor e, ve devamlı edecektir uzun bir süre. Ama e, yani Efes'in sezonunun bu tür mağlubiyetlerde çok çok büyük oranda değişmeyeceğini sanki görebiliyoruz. Çünkü konuşmuştuk bunu yani hı hı. bir dönüm noktasında. <laughs> i̇şte mesela bugün yani Monaco'yu kazansa evet. belki hani daha böyle stabil bir noktaya gidecek ama bir türlü o o şey olmuyor yani o stabilite gelmiyor sezonu Sakatlıkları iyileştikten sonra da işte bir oyun istikrarı yok. Yani ben hani Clyburn konuşmayacağım bu bu maç özelinde. Ee, ama belki Elijah Bryant oynasaydı ikinci yarıda e, farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi diye düşünüyorum. Yani rotasyon kalabalık hale geldikten sonra da e, yani çok çok stabil bir oyun ortaya çıkmıyor siz neler söyleyeceksiniz? Ali istersen seninle başlayalım mücadeleye dair. Zaten e, drama drama bir sezon olacağını <laughs> yani hisse, hissettik yani görüyoruz yani maalesef e, tabii ki e, hoşuma hoşumuza giden bir şey değil tabii ki ama e, gerçekten Efes böyle gelmek üzereyken sürekli bir şey e, oluyor. Bence bu maç e, kazanmalıydı ama bir sürü faktörleri var. Bence en kritik faktörü o üçüncü çeyrekteki e, performansı e, üst üste gelen kötü karar kararlar pardon e, Monaco'ya geçmesini fırsat yarattı yani. Hem de hem de çok bağıran bir şeyler yani böyle e, üçe üçe bir top kaybı biri bir force ederek e, spacing olmayınca hücumları yani. Şey Monaco'da işte e, havayı fişikleri çok yani o kobo e, Jones, <laughs> Lloyd. yani o e, defensive transition bu takımı karşı yapmasan tehlike tehlike sokuyor kendine Tabii. kim diyalo, Alpha, diyalo diyalo ama Hiç ama bence anahtar kim biliyor musunuz üçüncü çeyrekte Mot Yunus. Hmm. her şey değişti her şey değişti ve farklı boyutlarda değişti yani sırtı dönük üzerine pasör oldu e, perde yaparak ritim veriyor mesela okobo iki tane kritik şut sokuyor e, şut attı mesela ya da topsuz hareketleri slice düştüğü pozisyon hatırla konuşma konuşmadılar ya şey e, savunmada <laughs> Hatırlamıyorum yani yardımcı ne istedi o sırada ama kaç kere işte iki kere Motiona speak and pop yapıyor. Kimse okumuyor. Yardıma gelemiyorlar. Yani Peki, iki de bir sokuyor. Doğru. E, i̇kideki sokarsa zaten maç gidiyor. Peki Motiona'sı bu kadar e, hücumda e, oynadığı zaman aktif olacağı zaten biliniyor. Hı hı. E, ama savunmada da bir o kadar zaafları var. Tamam. Yavaş ayaklı, e, Pikerol'u savunamıyor, evet, o geri dönemiyor. işte ben... İşte onu diyorum. Evet. niyatak etmiyorsun? Aynen öyle. Yani o atak e, Yunas oyundayken seni hücumda yıpratıyorsa Hı -hı. savunmada bu kadar zaaf varken hiç kullanmadık. Monaco ki yaptı zaten. işte. Zaten Plays'ı çıkarttı Monaco. Monaco, Monaco, Monaco Plays'ı çıkarttı. Evet. çıkarttı şey. Aynen. Zaten Aynen e, bizim yani Efes olarak bu e, süreçte kazandığımız maçlarla e, Monaco maçına baktığımız zaman en büyük fark Plays'da. Yani Plays'ın o Hı -hı. E, Valencia Real Madrid maçıyla başlayan Hı -hı. o hücumu zenginleştirmesi Hı -hı. dışarıdan oyunu açması bu maçta o Katkıyı alamayınca bu sefer diğer uzunlardan da aynı verimi alamadık. Kısalarda oyunu açamadılar. Ee, işte Lakin maçın başında iki tane faal yaptı. Ritimden düştü. Geç girdi ritme. Hı hı. Geç girince zaten Monaco 3. E, çeyreğin başında 5-6'sı öndeydik. Bir anda ritim yakalayıp onlar momentumu ele geçirdiler. Ama dediği gibi yani Moteino'su bu kadar e, savunmada Yakalamışken ve senin kızların Darius Thompson, Larkin, Boba, Bryant, Clyburn varken atak edememek Mutayouna e, oyunda kalmasını sağladı. Bu kadar oyunda kalırsa da uçumlara farklı yatıyor zaten işte. Onlar da daha rahat oynuyor aslında Mutayouna yani Mike Hı. James'te, Hı. Jordan Lloyd'da e, hepsi çok daha rahat oynuyorlar ama e, oyunda kaldığı kadar tabii. Bir de başka bir nokta var o atletizm ile ilgili. E, kayıt üstüne zaten biliyoruz yani Monaco daha çok atletik bir takım Anadolu Efes'e karşı ama Maccabi gibi bir takım sana e, sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü gardlar çok aktif oluyor ucum evet. reboundlarda. Ve bence çok büyük, büyük problem yaşadı yani hem üçüncü çeyrek hem dördüncü çeyrekte. Maçın herkes, başından beri ucum reboundları problem yaşıyor. Herkes, iki, herkes iki, şey görür, herkes şey takar, Monte Jonas ucum reboundı. Ama orası değil. Yani problem orada. Diallo dört tane aldı zaten. Diallo dört tane işte toplam sekiz tane var. Oyun Bak doğru. toplam on bir var. On bir var ama sekiz tane kısalardan hı hı. e, hesapla yaz. Blossom Gain. Anladın mı? Blossom Gain ile Diallo altı. Evet. E, Wattara ee, da bir tane, Okobo da bir, bir, tane var. Pardon kısalardan değil, Bench'ten. Hı. Bench'ten. O kritik. Çünkü mesele sürekli enerji ve konsantrasyon diyoruz ya. İşte bu bir bu bir mark yani bir indicator yani şey senin bench'in aktif Hı -hı. bir şekilde kullandığı bir marka ki yani. Şimdi Hı -hı. kendi sahanda 3'e 1'i pozisyon yakalıyorsun, felaket kötü kullanıyorsun yani şu maçın içinde. 2 defa oldu mesela. Evet. 3'e buluyorsun yani onları e, atarak coşman lazımken Aynen. bu atamayınca tam tersi de dönüyor. Clyburn konuşmayacağım diyorsun ya ama Hı -hı. bence e, konu açalım yani. E, ya şöyle bence bu maç özelinde. Evet. Ee, rotasyon daha iyi olabilirdi. Yani Erdemcan'ın bu maç özelinde bence eleştirilmesi gereken iki temel konu var. Biri Ela niye oynamadı ben anlamadım. İkincisi Oturu da mesela e, bulunduğu bölümde verimliydi. Ama işte geniş rotasyon olunca e, takımda sakatlar dönünce tabii ki birileri oynamayacak. Ama biraz da e, hani bu tarz maçlarda sanki e, daraltmak mı gerekiyor? Evet geçiyor. yani çünkü hedef Efes'in en büyük problemi oyun istikrarına dair. Şimdi Herkesin mutlu olabileceği bir senaryo hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Şimdi burada da zaten biraz hani belki daha farklı bir yaklaşım gerekiyor. Bilmiyorum ya Efes kadrosuna baktığımızda ciddi bir popülasyon var. Yani nicelik evet. Fazla. Yani Tyreek Jones oturuyor. Yani bazı oyuncuların belki şimdi oyun basitleşti sezon başına göre ki yani işte Plyce örneğini veriyorsunuz. ya Plyce'ın sahada olması en çok Larkin gibi penetre eden, koridor bulan ve yani ikili oyunu hem pop eden uzunu bulabilen hem kendisine pozisyon yaratabilen oyuncu için ne kadar önemli olduğu ortada. Ama ya bu maçın rotasyonu e, yani uzunlar özellikle yani hiç, hiçbir uzun sanki tam verimliliğinde çalışamaz bu denklemde gibi geliyor. Bir de denedi çok. Yani evet. Jones, Oturu, Clyburn beraber. Jones, Oturu. Um, ya açıkçası şey ben Bice ben özetleyeyim. Yani evet. Ya bence Tayrik Jones'a şu an pek yer yok bu takımda. Ya oturup bu performa. Oturup böyle oynarken. Oturup bu performa. Evet, evet. Özellikle yani o oturu da, plays. Yani. Plays'ı ettin. E bir de oturup Ama iyi. Ama konudan, yani. uzaklaştık şimdi. Clyburn'a geldi. Clyburn'a gel. Bak, yani. i̇yi baş. Bir de 3 çeyreği iyi başladı. Çok güzel. Ya bir basketbol, bir üç at, üçlük attı. Sekizse yattı çeyrek. Aynen. Yani, Ama ne oldu abi biliyor musun? Yani, benim benim bakışım. Yani eğer Barcelona maçına bakarsak dokuz dakika oynuyor. Geri dönüyor. Tempo almaya çalışıyor. Bir şey diyemezsin. Zaten Anadolu Efes bu maçta enerjiyle beraber lakin vesaire yani bütün şeyleri koy. 25 asist var ya da 27 asist. Akışkan bir oyun. Bu maçta çarpı 3 dakika oynuyor. Tamam mı? 27 mi ya da 25 dakika. Tamam mı? Anadolu Efes 12 asist. Clyburn ve, ve 24. Dakika, 24 tabii. 24 dakika oynuyor ve bak yani ucumları. Akışkanlık Eksi 10. Bitti. Elijah Bryant artı 13. Sadece buna bakarak değil tabii ki. Maçın akışında da yani Efes'te çok fazla dediğim gibi. E, bu bence geçen seneki Ergin Ataman döneminin de en büyük problemiydi. E, sırayla hücum edilmeye başlanınca Doğal olarak sizin bir akışkanlığınız ya da bir bir ritminiz olmuyor. Okay. Ya topun bu kadar durmaması lazım il, elit takımlarda. Hı. Ya da Şimdi bir bir oyuncu sıra durdurur. Sırayla e, bir kere hücum ettiğin zaman doğaçlamadan çıkıyorsun. E, Şimdi doğalından Fenerbahçe. Kaçıyorsun. Yani herkes o zaman e, oyunun gerektirdiğini yapmıyor. Ne oynanması gerektiği konusunda hı hı. verilen e, direktife uyuyor. E, Itudis ayrılmadan önce Fenerbahçe'de yaşadı bu problemi. Tyler Dorsey bir tane, Wilbeck'in bir tane, Guduric bitti. Yani sırf bu bir kadar de, şey... Bir de, evet, bir de Clyburn... Clyburn şey bunun daha, Daha zor çünkü statü var ama <laughs> yok gibi yani bu takımda. Yani anlatıyorum şey... Yıldız yani Euroleague'de en büyük yıldızlardan ama bir tanesi ama kendi evet de. kendi kendi yerini bulamadı ki. O yüzden bulamayınca bench'ten çıkıyor artık. Yani daha gergin oluyor ve daha çok böyle acele ederek oluyor. Yani o yüzden ben bu akışkanlıktan, e, bu akışkanlığı vurgulamak istiyorum. Yani Clyburn ile olmuyor. Olmuyor. Olmuyor ve yüzücü bir şey yani gerçekten. Çünkü e, bir çözüm bulması gerekiyor. Yani ne, ne, yazık ki Barcelona'nın performansından sonra böyle onamak ve senin yıldız oyuncu daha süre vermeye çalışıyorsun, adapte olsun, yardımcı olsun vesaire. E, 13 asist as, aşağı bir anda gidiyorsun. Bir maçtan bir maça. Normal değil. E değil yani. Ama Barcelona daha kötü durumdaydı. Bunun Monaco daha sert, daha e, hücumla daha zengin bir takım. Yani e, seni çok yıpratıyor. Barcelona o kadar bizi yıpratmadı. Ama yine e, şey genel tablo bak. Ya, tablo yani, okey. Ne, ne zaman etkili oldu ona doğru. Bu Efe? maç ne, esas kazanması gereken da? bu maçtı yani. tabi onlara e, de, bu da bu, öyleydi bence. Onlar da öyleydi. Şimdi, da. Öbürü de kazattı ama bu da şimdi ben bunu kaybettiğin zaman öbürleri de şey oluyor. Katılıyorum. Şey raki rakibe analiz etmek Hı. önemlidir işte. Bir bir rakip yıpratır. Öbürü işte yumuşak oynar Hı. ama Sonuçta senin DNA var. Senin identity yüzünü yani onamak lazım. Anadolu Efes maç kazanarak ne yapıyor genelde? Pas. Yani topu paylaşarak. Top sevgili işte dönün, Lakin işte çıkar. Brian çıkar. Bobo Hiç çıkar vesaire. Uyuyorlar. Ama şey Fireman e, olmak yani Anadolu Efes'e göre değil. Lakin tabii ki işte on, üst üste 10 on sayı 12 sayı yapar. Ama kazanmak bir garantisi var mı bu şekilde? Bence yok. Bence yok çok kalp kırıcı bir muhabbet oldu. Aynen. Şimdi, aynen. E, böyle bir yeme yakalamışken işte şeyi 25'te yen e, Bologna'yı, 25'te yen bu maçı da kazanmış olsan bir anda e, ilk 8 için bir e, hayal, hayal, kurabilecek evet. ve de özgüvene sahip olacak bir duruma gel gelmişken şimdi diğer, de, diğer maçların da e, sonuçlarıyla beraber bir anda yol biraz daha karanlık gözüküyor. Yani şimdi 3 galibiyete çıktı fark. Yani evet. e, Hı -hı. E, Baskonya 11. 12 galibiyette Partizan, Valencia, Olympiakos yani 8'le 11 arası 4 takım 8 9 10 11 hepsi 12 galibiyette. Onun altında Milano var. 10 galibiyet. İşte Kızıl Yıldız, Efes, Bayern, diye, Bayern diye gidiyor ama şimdi Efes'in mesela şöyle Efes bu mağlubiyeti nasıl temizleyebilir? Nasıl temizleyebilir? Ee, gidecek Kaunas'ta Jagel'si yenecek bu hafta. Evet. Ancak böyle temizler. Sonra da içeride Milano'yu kazanacak tabii ki. Sonra Riga. Ee, yani zaten... ben o kadar Yargirisi yenip de temizlenebileceğini sanmıyorum. Ya bu ya burayı kaybet mesela şöyle Monako'yu Monako'yu kazansan, yargirisi e, yüzde yüz kazanman mı gerekiyordu yine? Yani Abi, bir efendim, yerde kaybedecek sonuçta. Yargiris tamam değil o kaybetmesi gerekiyor. Tamam ben senin şu, şu şey aşamasını. Hava olarak anlıyorum ama Cim, burda, burada burada. Ne bahçede ilk... dedi bakarsan e, şimdi <laughs> acayip kötü bir maç kaybettik Kızılızı evde hmm. tamam yol kazası öyle veya böyle ama kabul edemez. Hı hı. Kazanmış olsan şimdi döneceksin 3 gün sonra 2. 3. ya dördüncü olduğu zaman "Ah o kızıl hızı kaybetmeseydim şu anda ikinciyim diyeceksin belki." Ya, ya tamam. da Jaygrin'si gelmiş olsaydın. Yani o yüzden çok e, güzel hesaplar yapıyorsunuz. Şimdi evet, Şimdi kaybettiğim ha. maç belki çok değerli gözükmüyor ama sonrasında sana çok büyük kayıplar yaşatabiliyor. Bugünkü Monaco mağlubiyeti de Jaygrin'si kazanmış, kazansa bile Anadolu Efes. Hı eee salamada çok yaralayıcı bir. Ya yüzde yüz şey öyle. Oldu. ben temizleme, oldu. temizlemekten Temizlemek. kastım şu. Yani şimdi bir kırılma anındayız sezonda. Yani buradan yukarıya doğru gidiş çok zor. Ama ya 3 galibiyete çıkmışken fark hala umudu ve ee, yani bir şekilde rekabetçiliği devam ettirebilmek kırma, için kırma anı önceden değil miydi yani Anadolu Efes 4 deplasman hücum sistemi oynamadı mı? E tamam da sonra 2. Yani, yani. O oradaydı bence. Ama hayır 2. Burada iç, şansı içel çok zorlaştı artık. Tabii canım. Ya yani. yani. İçeride 2'de 2 yaptıktan sonra ama hı -hı. yani sonuçta bir umuduk, umut umutlu oldu. Yani bir değişti oradaki hava ya. 24 24 2 maç okay. 24. Hı hı. Şimdi e, Monaco maçı bu bağlamda bir kırılma anı. Yani Monaco'yu alsan daha farklı bir havayla yine devam ediyor. 10 galibiyet zaman. olacaksın. 10 galibiyet Yukarıdan olacaksın. Yukarıdan kopmamış olacaksın. Şimdi 3 galibiyet Evde oynayacağın maçlar var. O rakipler bize geliyor galiba. Kimler? Bir üstümüzdeki rakiplerle evde oynayamayacağız mı? Evet. Milan'la evde oynayacağız. Milan öyle evdesin. E, tamam evet. diğerleri? Makabi ile evdesin. Evet. E, ee, dışarıdasın. Tamam. Partizan'tan yukarıda seninle alakan yok. Yok ya niye Partizan? Kaç 12. 12. o yukarı çıkar Partizan. Baskonya ile dışarıda oynuyorsun. O da 12. Kızılız'da içeride oynuyorsun. Tamam Kızılız'da bırakayım. Son maç. Ee, Olympiakos'ta içeride oynuyorsun. Yani zor tabii bu noktadan sonra çok böyle umutlu konuşulabilecek bir tablo yok Efes adına. Çünkü 11'de kalsaydı o baraj, 11'de kalsaydı o baraj biraz daha hani tahribat az denebilirdi. Ama şimdi Valencia kazanınca Valencia zaten üst gruba çıktı tekrar. Yani 9. oldular. 12-11 ile ikiliyi de aldılar. Ya bugün baktığında play'in basamağının dışındaki takımın 12 galibiyeti var. Yani 11 <laughs> şu an Baskonya play'ine giremiyor. Yani. Bugün Baskonya play'ine giremiyor. Bugün bitse sezon 12 galibiyetli Baskonya <laughs> %50'nin üzerinde play'in yapamıyor. O yüzden e, bu haftaki diğer sonuçlar da işi biraz zorlaştırdı. Milano'da da Mirotic dönüyor. <laughs> <laughs> zaten... Hı hı. oluyor kötü mü oluyor? Harika. Bilmiyorum onu... <laughs> Harika bir haber. Onu hep birlikte e, göreceğiz sezonun. Her şeyi sen ne? biliyorsun ve görüyorsun. Yok ben göremiyorsun. bir şey demiyorum. Ben, ben, yani, bence Milan'ın Efes'ten daha fazla şansı var. Play'in için. Galibiyetten de bağımsız. Yani galibiyet sayısından da bağımsız ama e, yani şu andaki görüntü öyle. Şu evet. andaki görüntü öyle ama Efes işte Kaunas'ı kazanır. Gelir burada Milano'yla bir şey maçı daha oynar. Bir dönüm noktası Final daha oynar. Mı? Final maçı oynar. Milano'da yani, da de de yani. haftaya haftaya daha farklı ee, bir tablodan bahsetmek mümkün. Yani ya bu, Keşke zaten şimdi e, önümüzdeki hafta iki de iki yapsın. 11-14'e e, geliyorsun. Senaryo değişebilir. Yani 11-14'e geliyorsun. E, muhtemelen o zaman şey olacak. Baraj. Hı -hı. Gelecek hafta bıraktığımızda. 13 olacak. Yani 3'ü 2'ye indirmiş olacaksın. Ama, Ama, hayat, devam Sonra hayat, devam ediyor. Hayat devam ediyor. Sonra indirirsin. Bir şekilde son maçta <laughs> kalırsın yani. Hayat böyle zaten. ya yani günlük yaşıyoruz hayatta. Peki e, kıtadan haberler bölümüne e, geçelim. Ama sen artık kıtadan haberle sen tamam. vereceksin. Bizim verecek bir şeyimiz yok. Biz ancak İstanbul'dan haber verebiliriz. <laughs> sen gittiğin yerlerden Neyse ki bu ara iyi geliyorsun ha. Taşa basmıyorsun, çukura girmiyorsun. <laughs> yerde başına bir şey gelmiyor çok şükür yani. Ben çabuk dokunta. Çabuk böyle yap. Böyle yap, böyle yap, böyle yap. <laughs> Neyse bu ara iyi yani. Kısmetine çık maşallah. Çok güzel söyledin. <laughs> Aynen teşekkür ederim. Ee, Moses Wright transferini biraz konuşalım isterseniz. Olympiakos e, Merkez Efendi'ye çıkışı ödedi. 70 bin çıkışıyor e, çıkışı ödeyip Moses Wright'ı aldı. Uzun rotasyonda ciddi tabii problemler var. Sakatlar var. Militino sezon başından beri hani bir var bir yok. Mustafa Fal yine Aynı şekilde e, ve oraya bir oyuncu, 26 sayı ortalamayla oynuyordu zaten. Hmm. E, bir oyuncu hamlesi yaptılar. Şu anda tabi Euroleague dışında e, transfer devam ediyor. Onun da bir haftası var. Yani 7, 7'sine kadar, 7 Şubat'a kadar. 7 Şubat'tan sonra artık o da olmayacak. Bugün işte Euroleague dışı, atıyorum Avustralya, Çin, Japonya, e, Eurocup takımları, Şampiyonlar Ligi takımları buralardan hamle e, yapılabiliyor. E, Alen sen bir şey söyleyecek misin Moses Wright transferiyle alakalı? Sana e, tipik olimpikosu transferi benzemiyor mu? Her şey yani, sezon ortası. Se yok sezon ortasından değil, profil ile ilgili. Yani. Ya bence 5 yani şöyle 5 oynadığı zaman evet. çok farklı e, bir etkisi olabiliyor ama 4'ü savunabileceğini çok düşünmüyorum yani kariyerinde çünkü hem 4 oynadı hem 5 oynadı. Evet. 5'e geçtikten sonra çok daha da verimli gibi yani hücumdaki repertuarını zaten bence tartışmanın yeri yok. yok. Ee, ama ya Olympiakos bir çok şey bir takım ya düzen takımı. Ee, dışarıdan gelip adapte olması bazı oyuncular için çok kolay. Evet. Bazı oyuncular için de çok zor. Ama iyi şeyler duyuyorum ben. İyi ya yani. yani. zaten Hı -hı. bir buçuk senedir iki senedir falan Aynen. hayatını Toparladığı kendine çekici <laughs> söyleniyor. Adapte olur da sıkıntı yok. Ama pozisyon ile ilgili ben ben de aynı şekilde senin gibi görüyorum. Biraz sıkıntı yaşar yani 5'te. Ee, peki devam ediyorum. Yann ee, Nacopulos'un bir açıklaması olmuş. Panathinaikos'un takım sahibi başkanı. Hiç mutlu değilim. Maçı 5 sayıyla değil de 40 ile kazanmalıydık. 3 ay içinde Olympiakos'u ve hakemleri yenebilecek bir takım inşa ettik. <laughs> İstediğimiz şey bu maçların 5 sayıyla değil 40 sayıyla bitmesi üzerine. Hedefimiz gelmiş geçmiş en iyi takım olmak. Fakat Bartzokas Bey asla bunu başaramayacak. 3 yıl boyunca dalga geçtiniz. Şimdi siz aşağı pozisyonu düştünüz ve uzun sürede orada kalacaksınız. Bir kere de olsun yenilgiyi kabullenin. Wow. Barçokas bir şey mi demiş ki bunun üstüne? Konuşuyor? Yok, birbirlerine sürekli şey yapıyorlar ya. Yani Barçokas biraz da Geç, açıklamalarla geçmiş, geçmiş, altına. Geçtiğimiz senelerde tabii Panathinaikos daha e, Olympiakos'un altında kaldığı için e, ve popülaritesi bu kadar geçtiğimiz yıllar orana düştüğü için e, geç Geçen sene de bu e, Dimitris bu açıklamalar, benzer açıklamalar yapıyordu ama... Hı. Çok yer bulmuyordu. Şimdi takım da iyi giderken evet. bu tarz açıklamalar... Tabii daha Makabi mağlubiyetinin şey önceki açıklama. Yani. Olimpiakos e, derbi, garibiyeti üzerine, Ligteki derbi Ligteki garibiyeti galibiyeti üzerine... Ligdeki derbi galibiyetinin evet. üzerine gelmiş bir açıklama. E, sonrasında işte Makabi maçı... Ama şu anda biraz... Yani hadi geçen senelerde biraz daha e, farklı Şimdi biraz... Rol çalıyor ve takıma uzun vade bu kötü etki Yaratan. yapar bu gibi şeyler. Yapar mı diyorsun? İyi e, yapar çünkü takımın şu anda şeye ihtiyacı yok ki. Takım gayet iyi iyi gitti. E, yani zaten, zaten kadro ev, kadro olarak Hı -hı. E, birlikte yani Real Madrid'den sonra en iyi kadrolardan bir tanesi bence. Ama Kalite anlamında. Doğru söylüyorsun ama baktığın zaman hem çılgın bir başkan var hem antrenör işte Ergin Ataman ya böyle Hı -hı. gaza getirebilen biri yani ya. şey sana bence sana izole edebilir yani o da yani şu anda Bas, o, şu anda evet, şeyi evet. şeyi hmm. bozmana gerek yok hmm. yani biraz daha ıı e, işler. yo doğru şey, doğru, doğru tabii, sarında tabii. tekrar evet, girersin evet, devreye. Yani evet. her dakika aktif olmak Aynen. çok iyi bir şey değil. Aynen. ama al alıştı artık yani <laughs> ne yapsın sıkılıyor galiba. <laughs> Andrei Kirilenko'nun bir açıklaması var senin eski e, antrenörünle alakalı. E, Dimitris Dimitri ile alakalı. Itoudis otoriter bir koç. Pek çok şeyin kendi istediği gibi olmasını istiyor. Sık sık oyuncularından konuşmasını isterdi. Fakat konuştuklarında onları dinlemezdi. E, ona bize takımın nasıl oynaması gerektiğine dair fikirlerini sorduğunu. Fakat kimseyi dinlemediğini yine kendi bildiği şekilde oynadığımızı söylemiştim. O zaman bize niye soruyorsun sorma. <laughs> biraz sert bir açıklama bence. Yani şey olarak sert bir açıklama. Wow. E, tabii ki yaşanmış olabilir. Ama yani Itudis'in kariyerinde eleştirebileceği birçok yön her koç gibi var ama bu mu bilmiyorum yani çünkü hani oyunculara özgürlük vermeyen bir koç denemez Itudis için denebilir mi? Bana sorma benim zamanımdaki zaten hiç soramazdı böyle bir şeydi. O boda vardı. Tabi. Yani onun yanında o şeydi. Ha, yani kariyer olarak söylüyorum. Çok yani asistandı ama hiçbir zaman aktif asistan değildi. Ben oynarken ondan sonra e, daha farklı oldu. Ama bunu bilmiyorum. Yani oyuncularla ile olan iletişimini bu kadar şey olduğunu hani sorup da o görüşünü hiç kale almadığını sanmıyorum ama. Kirilenko çok belki. büyük büyük bir isim yani. Kirilenko'nun CSK'da bir, bitirdiği bir, yıl bir basif var yani bir şey var yani aralarda. Ya, yani Itudi'sin bunu söylemek için. Evet, bir şey yaşanmış. Bir şey yaşanmış bir, husumet olmuş yani. Kirilenko konuşmaz ya genelde ya. O şey i̇şte biri. Demek, biri konuşturmuş demek. Peki yemek sepetiyle soru cevap bölümüne geçelim. Arin Tezcan. Hemen bu soruyla başlıyorum. Alain ve İbrahim Kutlu'ya Dubai takımından GM'lik teklifi gelse kabul ederler mi? Ee, arada bir uyuyormuş akasını hatırlatıp <laughs> program sevgiler saygılar. Şimdi gel gelse şimdi gelse önemli bir ifade. Acaba geldi mi? Ya da geliyor mu? Bilmiyorum. Hani ben sadece Dedikodu sorular, sorular soruyorum. <laughs> göre senin isim orada şey <laughs> aynı gelmeye şey gelmeye başladı. Seni duyup duruyor. Öyle diyorlar ama ne bileyim. Bir açıklama yapsana. <laughs> Olmayan şeyi niye açıklamıyorsun musun? Olursa açıklarız. Tamam gelirse ne yapalım? Ben müsaitim. Müsait misin? Ha. Gelesin. sensin çünkü Gidelim. orada. Topla gidin. Topla. Ama bize topla. kalmaz yani. Ha. Ne? Geldi. Daha şeyler şey, var. Şey, ne? Şeyle gidin. uçağa basket şey, to, havayı indirip e, topları koyun. Sen ne yapacaksın? Ben şey yaparım izlemeye gidiyorum. Bunun onun değil ya dedi ya Dubai Selvi. Dubai'nin Dubai Selvi. Şey, Dubai. C.S. Tezcan. İki seneyi aşkın süredir Viyana'da yaşıyorum. Bırakın dışarıda bir barda Euroleague izlemeyi. Ligin yayıncısı yok ülkede. Ülke genelinde basketbol popüler bir spor değil. Ancak değerin artması için hiçbir şey yapılmamasını garipsiyorum açıkçası. Buna rağmen Euroleague yönetiminin kendi kıtasında marka değerini arttırmak yerine Arap Yarımadası'nda basketbol götürme fikrini ne kadar doğru buluyorsunuz? Ya çok ekstrem bir örnek tabii Viyana. Viyana. Yani Mahalbasic'le yani şey olarak söylüyorum şimdi. Avusturya basketbolu forward. Yani <laughs> ülkenin tercihi bu değil ya. Yani ülke yani. Dominik Team'le ülke <laughs> bir şeyler başarmaya yani. çalıştı. O da bu arada yani sakatlık sonrası bir şey. Ya Viyana bilmiyorum. Ekstrem şimdi oldu biraz yani. Sporla yani şimdi. Ne var yani Viyana'da? dünyada var. bazı şehirler var. Hmm. Hayır bazı şehirler var yani. Diyor güzel ki şehir Viyana'da gidersin. Gidersin şey. bir gün geçirirsin şey. o kadar yani. Her tamam, güzel şehirde de spor olmasına çak, gerek yok. Ama yani. bir gün yani. Evet. Bir <laughs> buçuk <laughs> 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 Şey gibi figmüllere git çık. <laughs> <Başka gülüyor> ya güzel <Gülüyor. gülüyor> <Başka? Ya Gülüyor> bir buçuk gün iki gün gezersin yani, güzel, güzel yani. Bir hafta sonra gelilir. Daha yani ben 4-4 derim. 4-4-4-5 gün tabii dönemine göre. Sen İstanbul'dan çıksan zaten 4-5 senin için fark etmiyor. Yeter ki bir yere ekmek olsun sana. <laughs> ee, kusura bakmayın konu <laughs> farklı bir yere gitti ama yani bence şey Arap Yarımadası'na basketbol götürme fikriyle bu çok hani şey aynı aynı, aynı e, sayfada değerlendirilebilecek bir konu değil ama değil. Paris sorun, deyse, sorunun sonu yani. doğru bir soru çünkü mesela şöyle ee, ben şahsen yıllarca Londra'da nasıl Euroleague takımı olur diye kendi içimden hı hı. Yani saçma bir karar diye düşünüyordum. Şu an mesela biraz daha ortaya geldim Lions'ın tribünlerini sonra. Londra, Eira, Paris. Ama yani Dubai'de olmaz bence o tribün. Kesinlikle olmaz yani. Çünkü sen alma Hayır, olur. Hayır, hafife alma. Abi adamlar o, şu adamlar olur. şeyi. Bak ne? O açlar yani şey görmek istiyorlar. Çok daha fazla olur. Dubai deyip Dubai öyle bir yer değil. değil tabii, tabii tabii. Dubai'de Suudi o, Arabistan o, o, oradaki değil. değil, tamam. değil yani. o, oradaki popülasyon farklı bir şey düşünüyor. Evet ama işte yani e, salon çok güzel Hı. bilmiyorum ama aidiyet farklı bir şey gibi geliyor. Yani Londra'da Londra'da işte Beşiktaş maçı mesela şey yaptılar maçtan önce biletlerimizin çoğunu Beşiktaş taraftarı aldı. Şimdi sol dağıt yapmanın zamanı hadi yalnız bırakmayın. Bir günde falan bitirdiler biletleri. Yani bir NBA maçları Londra'da oynanmaya başladıktan sonra sanki orada ufak bir kitle oluşmaya başladı ama... Kaç senede oldu bu? İşte 10 senede e, oldu. Yani Dubai'de, daha, oldu. Daha, Dubai'de oldu. daha yeni yani. 3-5 sene sonra... Dubai daha çok Dubai'de çok çabuk gelecek. Pota yok. Daha pota. çok çabuk geliştiriyor. Pota, <laughs> <tabi>. yani <yok>. onu <laughs> diyorum İki yani. pota var ya. Londra'nın 10 <laughs> senede geldiğini duydun mu? Ne <laughs> İki pota var. <laughs> İki pota, değil, pota var ya. Onda zaten salonu yapmışlar yani. Evet, seni götüreceğiz var, oraya. Var. Seni gezdireceğiz. Şafak Akgül. Sizce yıl sonu Furkan Korkmaz'ın NBA'de kontrat bulma ihtimali mi daha fazla yoksa Euroleague takımlarından birine gelme ihtimali mi? Ayrıca Avrupa'ya dönerse bir takımdan oyuncusu olabilir mi? Vallahi NBA'de kontrat bulmasın. <laughs> o Sony gibi yani. bir durumda yani gibi geliyor bana. Eben ben Fonyi. ben dönme ihtimali daha fazla ama döndüğünde de ana oyuncu olarak... Zor. Zor. Ya yani bugün zor. Belki hı hı. bir sene sonra, iki yıl, iki yıl sonra olabilir. Karar abi. vermesi lazım. o Kararlı o... olması lazım ve e, kolay değil Furkan'ın işi. Değil. Ee, hiç kolay değil. Mesela zaman Furkan'ın işi burada bence. Dönmek... Yani. Furkan'ın işi burada aynı. Aha. Yani fiziksel olarak şu an çok sıkıntıları var bel vesaire ama esas burada. Çünkü psikolojik zaten gelme sebeplerinden sebeplerin başında da e, burada fiyasko olma korkusu yatıyor. Çünkü hiç kolay değil yani bir takımın ana rolünde olup onu kaldıramamak Başka bir şey olur. Yıkım olur. Yıkım olur. O yüzden e, Furkan yetenekli, üst düzey bir oyuncu ama yani, en son ne zaman oynadı? Bilmiyorum valla. Yani, bir sene var. Değil mi? Hay, şey, hay, Avrupa'da mı diyorsun? Hayır NBA'de. NBA'de, NBA'de de maçta de, değil Ay, sezon... Elle tutur bir maçta zaman oynadı diyorum. Ya abi, hiç hatırlamıyorum. Baya, bir buçuk baya, sene baya, falan olmuş. Baya, bir sene olmuş. Baya, baya. Peki evet. e, istikrarlı bir bu şekilde kaybediyorsun yani i̇şte senin. istikrarlı bir oynadı sezon var mı? Ha. Belki kontratı aldıktan sonraki ilk sezon. Hani Kaç üç, sene önce? 3 sene oldu. 3 sene önce. Ve o da belki. Belki evet. Ve Son... Gittiğinden beri var mı? İşte orası yani. Hani 5 yani senedir yok benim bildiğim. Tuhaf. Kolay değil. Değil mi? En az 5 senedir yok. Şimdi... Ama işte bence ikinci kontratı yapmadan ki ben beraber de onunla da konuştuk yani bunu. Ha. İkinci kontratı yapmadan dönseydi Ersan'ın, Barcelona o kolay değil ya. Yani kadar. Biliyorum kolay olmadı. Ve karar... belki hani şu anda zaten Afaki belki benim söylediğim şey de yanlış o, olabilirdi. Şöyle bir nedir? Ama niye, üzüme... kolay, niye kolay değil biliyor musun şimdi? Hı. Ben gittim NBA'de oynayamadım. Hı hı. Döndüm ama ben 32 yaşındaydım. Ve ben Avrupa'da zaten Avrupa sayıkalı olmuştum. Hı. Avrupa'da... Ee, şampiyon olmuş Şampiyon olmuştum. Avrupa'daki kalitemi neler yapabileceğimi biliyordum. Orada da oynayabileceğimi biliyordum. Kendime özgüvenim yüksekti. Ya gittim oraya... Oy... Döndüm. Yani çünkü zaman bulamıyordum. Orada bir zaman geçirmek artık benim için bir Hı. eğlence değildi yani. Keyif almıyordum. Döndüm. Şimdi Furkan Avrupa'da bir şey yapmadı. Baş, bir şey başarmadı. Üst düzey bir oyuncu olmadı. E, şampiyon olmadı. Herhangi bir bireysel bir şey kazanmadı. NBA'ye gitti. E, orada da bir şey yapmadı. Yani bunlardan bir tanesi olsa dönmek ya da bir yere bir karar vermek daha kolay oluyor. Ama hiçbir olmayınca NBA'de kalıp o rahatta o düzende ben Güzel ee, dediğin mesele zamanlama yani seninki senin rota dediğin gibi yani belli yani her şeyi yaşadıktan sonra. Yani sonra o kadar da evet. İşte açtın bir baktın güzel burası Aynen. ama bana göre değil yani dönüyorum ama şey Şu, Furkan Furka... gençken yani anladın mı? şey Prospect olarak gitti. Yani çok farklı bir şey senin dediğin ikinci kontratı bekliyordu vermediler galiba. Değil mi? Hayır şey... ben şey şimdi yok dönseydi diyor zaman. Ben şeyi diyorum. Ama yine yani şeyi yine, yine almadı. Hayır, bak şey, şöyle. istediği kontratı almadı ama ha. dem ha. mesela ya Denver'a gidecekti. Tamam. Ya Philadelphia'nın o dönem çok böyle net bir teklifi yoktu. Yok. Hı, -hı. Sonra Philadelphia tekrar devreye girdi Hı -hı. ve Hı -hı. Hani burada kalmak daha iyi çünkü hani hali hazırda bir vakit geçirmişti. Hı -hı. Bence o da yani Denver'a gideceğini Philadelphia'da kalması bence de daha mantıklı. Ama Hı -hı. orada şey yani mesela Ersan'ın yaptığı e, şey, Ersan'ın verdiği karar zamanında Hı -hı. Milwaukee'de oynamıyorken Barcelona'ya gidip Barcelona'da oynayıp çok da uzun süre kalmadı sonra tekrar dönmesi. Okay. Orada bir özgüven kazandı bence öz, Hı. en başta kendini Bir kendini ispat etti kendini. Hı. Sonra geldi. Şimdi Furkan'ın da bence psikolojik olarak böyle bir şeye ihtiyacı var. Çünkü Furkan Avrupa'da yani şöyle söyleyeyim prime Furkan gerçekten çok iyi oynayan bir Furkan. Yeteneğini düşündüğümüzde eee yani şu an fiziksel olarak mesela şey yapamıyor. Ya her takımın o ihtiyacı. Ana oyuncu olurdu. Her takımın istiyacı, olurdu. ihtiyacı olurdu. Bugün taze bir bugün olur mu? Yani Real Madrid istedir. Real Madrid kimi istiyor yani? Öyle kolay mı istiyor? Ve ana oyunculardan biri olarak. Hele ki şu, o dönemki Real Madrid. Ee, ama işte bilmiyorum yani bu nokta şimdi Furkan 27 yaşında artık. Evet. Abi 27 işte o, yaşında o, yani. o, o biz o ticari parametreyi unutmamak lazım yani. Çünkü NBA'de. Herkes büyük kontratı e, peşinde ya. Yani şimdi... 7, zor mu zamanı, diyorsun 27'den sonra? Bence gibi. hiç değil. Abi eğer... Yani işte, işte, tamam 20, karar verirsen 27 kolay. diyor ya hani 27 artık Ay, 27. Ama, yaşlı bir yaşlı. Ama... Bu yaz karar vermesi ama, lazım. Ama karar değil. Sadece karar vermekle kadar olmuyor iş. Tamam. <laughs> Uygulaman evet. lazım. Yani affedersin eşek gibi çalışman lazım. Herkesten daha fazla çalışman lazım. Geçmişe kalmayıp... Bundan sonra o kendini ispat için başka bir yaşam şekline geçmen lazım. Bu kararlılığı gösterirse, karar vermek, herkes karar veriyor. Bugün karar veriyorsun, yarın bırakıyorsun. Sen hep her, her pazartesi başka bir kararlar veriyorsun. Sonra <laughs> salı, <sonra> çarşamba günü <laughs> uygulama olmuyor. O yüzden önemli ama karar verdikten sonra uygulayabilmek. Onun için de yani biraz farklı şeyler lazım onun için. Yapabilir mi? Bence yapar. Yapar ama işte o kararlılığı göstermesi lazım. Bir kere gurur kenarda bırakmak Heh, lazım. Aynen. Yani öyleydim, böyleydim ve onlar bitti. Evet. Yeni bir sayfa açmak için bir kere o cesareti göstermen lazım. Gerekiyorsa e, şey her şeyi göze alacaksın. Artık e, o noktada yani Furkan. Peki. E, ağzınıza <laughs> sağlık. Teşekkür ediyorum. E, bir saati de bulduk zaten. E, senin çok fazla işin var biliyorum. Kusura bakma biraz uzattık abi. Ee, biz boş muyuz biz? Aleyne. Gelecek hafta görüşürüz diyelim. Sen de barışalım program sonunda. Ee, Ay çok. Cavit'e gidiyor muyuz? <laughs> Gideriz. Ne zaman? Bilmem ayarlayalım bu hafta. Perşembe tamam. olabilir. Ama sen. Olur. Senin. Ha. Ne oyun? Şu canım, an mavi, gitmeyeceğini reklam etmiş oldu. Bu hafta buradaymış demek ki. Görüşmek üzere diyelim gelecek hafta. Ben Cavit'e gidiyorum dedim. Bu hafta burayım demedim. Bugün de gidiyoruz. Yarın da gidiyoruz. İnanılmaz bir politikacı ya. ya. Basketbol, işte o bu falan bunlar. Bob Myers. İnanılmaz bir politikacı. <laughs> Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. 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 <laughs>